Demek dışarı çıktın. Evet. Fakülteden bir arkadaşım buradaydı. Biliyor musun, kendi isteğiyle burada kalmış. Öyle mi? Çevre köylere gittik. Yani aslında ben sana bir şey soracağım. Sor. Burada kalsam ne olur? Nasıl? Buradaki insanların bana ihtiyacı olduğunu hissettim. Komik mi? Öyle çocuk oyuncağı değil bu konular. Daha dün gece üzerine mermiler yağdı. Bu terör örgütlerinin sevmediği üç meslek vardır. Bunlar askerler, öğretmenler ve doktorlar. Askerleri sevmezler çünkü savaşmak zorundadırlar. Öğretmenleri de sevmezler çünkü öğretmenler umut verirler. Doktorları saymıyorum bile. Onların öldürmeye çalıştıklarını yaşatıyorsunuz. Korkmam mı lazım? Ya ben olsam korkardım. Ama ben korkmuyorum. Başka bir isteğiniz var mı? Yok, sağ ol. Bak sana ne diyeceğim. İlk uçağa bin. Havuz üstüne geri dön. Annenin sahibi olduğu hastanede sonsuza kadar mutlu mesut yaşa. Burası sana göre değil. Nereden biliyorsun? Nereden bildiğimi bilmiyorum. Ama biliyorum. Yani askersin de kendini sonsuz tecrübe sahibi mi sanıyorsun? Sadece siz mi sorun yaşıyorsunuz? Sadece siz mi çözüm üretebilirsiniz? Yanlış anladım. Öyle mi? Kusura bakma ama yanlış anlamadım. Kıçını kır, annenin dizinin dibinde otur dedim bana. Ben böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Hayır, söylediğinin manası buydu. Söylediğim manası bu değildi. Burası çok tehlikeli bir yer demek istedim. Öyle mi? Yaşadım, gördüm. İşte o yüzden burada kalmak istedim. İnan bana, hayatın hatası olur. Belki de yaptığım en doğru şey olur, kim bilir. Tamam, seni küçümsediğim için özür dilerim. Kabalık ettim. Evet. Senden bir şey rica edeceğim. Eğer aklında burada kalıp gönüllü doktorluk yapmak gibi bir fikir varsa... lütfen bir kez daha düşün, tamam? Öyle yapacağım. Ne oldu? Neye bakıyorsun? Hiçbir arkadaşı gördüm. Senin ne işin var burada? Buldum. Savcısın sen. Serbest muhasebeciyim. Rahatladın mı? Peki o zaman neden silah taşıyorsun? Para taşıyorum çünkü. Beni kandıramazsın. Ya bir şey soracağım. Siz gerçekten sümüklü böcek falan mı yiyorsunuz? Ben hiç yemedim. Annem Türk olduğu için Türk yemeklerini tercih ediyorum. Aha! Yakalandın, askersin sen. Hanımefendi kim? Bir çeşit sülük komutanım. Yapıştığımı bırakmayan cinsten. Eylem Mersiye. Aynı yerde görevliyiz. Ya da gelin buyurun, beraber oturalım. Yok komutanım. Benim yeterince tadım kaçtı zaten. Yok yok, hadi gelin. Beraber oturalım. Hay hay. Nereden buldun sen bunu? Deli gibi bir şey bu.
Vallahi komutanım. O beni buldu. Sonuçta savaş ya da değil, insanları öldürüyorsunuz. Yani üniforma giyiyor olmanız bunu haklı göstermiyor maalesef. İnsanları mı öldürüyoruz? Delirdin mi sen be? Kundaktaki bebekleri öldüren adamlara sen insan mı diyorsun? Sadece onları bu hale getiren bir sistem var diyorum. Hangi sistemmiş o? Kimlik. Esas sorun bu bence. Kimliği olmayan insanlara otomatik silah verince onlara kimlik de vermiş oluyorsun. Adamın geleceğe dair umudu yok. İşi yok. Ve öfkeli. Yani silaha sarılmasını anlayabiliyorum. Evet, hak vermiyorum. Ama anlayabiliyorum. Ve işte buna da empati deniyor. Demek empati deniyor. Daha bir hafta olmadı. Nişanlım defnedeli. Buna ne deniyor? AVM saldırısında. Daha çok gencim, evet. Dünyanın en tecrübeli insanı da değilim, tamam. Ama ben tam 6 yıldır buradayım. Buralardayım. 5 kuruş parası olmayan, geleceğe dair hiçbir umudu olmayan bir sürü insanla tanıştım. Hiçbirinin aklına eline silah alıp AVM'de insanları taramak gelmedi. Bakın hanımefendi, kimse savaşmaktan hoşlanmaz. Ama biri benim toprağımda benim bayrağımı indirmeye kalkarsa mezarını kendi kazsın. Sizin için her şey bu kadar basit değil mi? Evet, her şey bu kadar basit. Size iyi geceler. Ne oldu şimdi? Nereye gidiyorsun? Siz empati yapmaya devam edin. Ben gidip silahımı temizleyeceğim. Empatiymiş.